Silahların gölgesinde büyüdüler. Yerleşim yerlerini işgal eden PKK-YPG'li teröristler yüzünden eğitim hakkından mahrum kaldılar. Barış Pınarı harekatıyla terörden temizlenen Rasulayn'da artık silah sesleri değil, öğrenciler için zil sesleri yankılanıyor. Terör örgütü tarafından sözde karargah olarak kullanılan Nukra köyündeki okul, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından bir ay süren çalışma sonrası onarıldı. 9 dersliği ve bir de ana sınıfı bulunan Barış Pınarı Nukra İlköğretim Okulu, Rasulayn'da yıllar sonra eğitimin başladığı ilkokul oldu. Teşekkürler Türkiye. Okulumuzu Türk askeri çok güzel yaptı. Çok özlemiştik. Kitaplarımız da hediyelerimiz de geldi. Tel Abyad'dan sonra Rasulayn'da da 5 yıl sonra eğitim başladı. Mehmet Çin onardığı ve harekatın adı verilen Nukra Köyü okulunda 185 öğrenci eğitim görecek ve Rasulayn eğitim için 162 bin kitap gönderildi. Şimdi Türkiye ile çok sevinçliyiz. Bizi okulumuza geri getirdiler. Burada şimdi bize kıyafet de verdiler. Okulun açılışına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2. Ordu Komutanı Kor General Sinan Yayla, komutanlar ve milli eğitim yetkilileriyle köy halkı katıldı. Okuluna başlarına seviniyor musun? Mehmetçik'te öğrencileri hediye ettiği kıyafetlerle sevindirdi. Türkiye bizim hayallerimizi gerçekleştirdi. Asker abilerin okulumuzu bu kadar güzel yapacağını bilmiyordum. Kitabımız, çantalarımız, her şeyimiz var artık. Okulda 13 öğretmen görev yapacak.